Bugün öğretmenler günü. Bütün öğretmenleri kutlarız, sarılırız, yanaklarından öperiz. Çocuklarımız onlara emanet. Benim öğretmen deyince aklıma gelen, tabii bizim eğitim kuşağımız biraz farklı bir kuşaktı. Bizim eğitim dönemimizde hala dayak vardı yani. Bazı öğretmenler evire çevire dövüyordu gücü yettikleri öğrencileri. Lisede biraz biz palazlanmıştık. Arka sırada oturanlar biraz daha ya bir dakika ne oluyor böyle? Niye bizim arkadaşı, öndeki arkadaşın kafasını tahtaya vura vura dövüyorsunuz? Matematik hocamız falan diye isyan etmeye başlamıştık. Çok biz varken yapamıyorlardı ama yine de dayak meşruydu. Kim öğretmenler buna tenezzül ediyordu. Artık herhalde okullarda dayak yok. En azından gördüğümüz kadarıyla dayak yok. O yüzden de daha gönül rahatlığıyla. Oğlum anlatıyorum. Oğlum bizim zamanımızda okula girişte öğretmen, müdür mesela Atatürk Lisesi'nde öyleydi. Bir tane kurt köpeğiyle beklerdi. Bütün öğrenciler önden geçerdi. Şöyle saçını tutup buradan makasla kesip atıp yollardı git diye. Ya da girerdin derse ertesi gün kestirip gelirdin yani. Şimdi saç kısıtlaması da kalktı herhalde okulda var mı? Hani bakıyorum en azından özel okullarda gördüğüm kadarıyla uzun saça şey gösteriliyor. Bir şey var yani hani müsamaha gösteriliyor geç bakalım. Bizim zamanımızda yoktu vallahi. İyi yönde gelişmeler bunlar. Kimi öğretmenler var, hayatınızı bir fener gibi aydınlatıyor. Kimi öğretmenler var, kendisine yakacak ışığı yok. Öyle giriyor, günü dolduruyor. Bu da bir gerçek. Ama bütün öğretmenlere buradan bu kutsal mesleği yaptıkları için bir kez daha teşekkür ederiz. Zor bir iş, kolay bir iş değil. Yani öğrencilerle insan yetiştirmek, öğrencilerle bütün gün geçirmek, onların önünü aydınlatmak, örnek olmak onlara kolay değil. Hele şu yaşam şartlarında. Yani öğretmen ayakta duramıyor ki ekonomik olarak. Öğrenciye nasıl yönünü, yolunu gösterecek o da ayrı bir tartışma. Şimdi bugünün haberi ne olsun diye baktık, baktık, baktık. Otomobilde bir matrah indirimi var. Hiçbir şey ifade etmiyor bana. Matrah indirim ne demek? Sen biliyor musun olsan matrah indirim ne demek? Sen de bilmiyorsun. Muhtemelen siz de bilmiyorsunuz. Eğer araba alım satımında değilseniz çok fazla ilgi alanınıza girmiyor. Ya da bir acil bir ihtiyacınız yoksa. Zaten şu aralar hani bir araba bir yatırım aracına dönmüş durumda. Eskiden bir ulaşım aracıydı. Artık bir yatırım aracına dönmüş durumda. Eğer siz onu da yapmıyorsanız, yani günün sonunu zor getiriyorsanız çok fazla ilginizi çekmeyebilir. Ama hala ya dur bakalım bir arabamız olsa şu arabayı satsak ikinci model mi alsak yeni sıfır mı alsak diye düşünüyorsanız bunu kim en iyi anlatır diye düşündük. Tabii ki şu anda bağımsız gazeteci Emre Özpeynirci geldi. Ben hem ekipteki arkadaşlarımıza hem de yeni başlayan gazetecilere hep öneriyorum. Bir konuda uzmanlaşın. Çünkü uzman yok. Eskiden bizde uzman vardı. Sağlık muhabirleri vardı. Ne bileyim eğitim muhabirleri vardı. Bayağı haber merkezlerinde vardı bunlar. Hala var mı? Zannetmiyorum. Hiçbirinde böyle bir şey olduğunu. Ama Emre Özpeynirci bu konuda uzmanlaşmış bir isim. Tıpkı bizim Rahşan Gülşen gibi. Yani araba dünyasına bakıyor. Ben Twitter'dan takip ediyorum. Ne oluyor? Ne bitiyor? ÖTV'si ne oldu? İndirim ne kadar indirim? Gerçek indirim mi? Sahte indirim mi? Bütün bundaki strateji ne? Bunu çok iyi okuyor. Okumasını yapıyor. Dedik ya Emre Özpeynirci'yi yayına alsak. Kenan sordu dedi ki uçağa binecekmiş bizim yayın sırasında. Dedim uçakta binmeden önce alsak hani. Tabii ki dedi ve Kenan havalimanındayken Emre Özpeynirci'ye bu araba piyasasında bu son matrah indirim ne demek sordu. Gelin hep beraber ben de dahil hep beraber izleyelim. Bakalım neymiş bu? Gerçekten işe yarayacak mı yaramayacak mı? Bir hep beraber anlamaya çalışalım, bakmaya çalışalım. Emre Özpeynirci ile beraberiz. Otomobil piyasasında Türkiye'de en iyi bilen isimlerden bir tanesi kendisi. Emre Bey, bu matrah güncellemesi nedir acaba? Hiç bilmeyeni anlatır gibi anlatır mısınız? Matrak güncellemesi Türkiye'de ÖTV sisteminin içinde aslında 2016 yılının sonunda eklendi. Otomobillerin vergisiz fiyatlarını biz matrak diyoruz. Matrak fiyat diyoruz. Onlarda da çeşitli dilimler oluşturuldu. Yani %45'ten başlayıp %80'e kadar dilimler var. İşte tabii kurdan dolayı, fiyatların artışından dolayı bu araçlar, bu matraklar güncellemeye muhtaç oluyor. Ve bir yıldır da bu güncelleme bekleniyordu. Ve işte 1 Aralık'ta aslında yapılacağı açıklanmıştı. Bir anda dün gece resmi gazetede yayınlandı ve bazı modellerin matrah fiyatlarında güncelleme oldu. Bunlar da o modellere indirim olarak yansıdı. Evet,
Bu tam olarak örnekle anlatabilir misiniz acaba? Örneğin 400 bin TL'lik bir aracımız var elimizde. Bu güncellemeden önce ne kadardı? Şimdi ne kadar oldu? Biraz anlatır mısınız acaba? Tabii ki şöyle örnek vereyim. Yani sonuçta bu güncelleme içten yanmalı. Yani benzinli dizel otomobillerde %5.6 ile %17 civarında, 16 civarında bir indirime sebep oldu. Yani 400 bin liralık bir otomobil eğer %70'lik ÖTV dilimindeyse %50'lik ÖTV dilimine girdi. Bu da %11 gibi bir indirim anlamına geliyor. Yani fiyatı 400 bin liradan 330 bin lira, 335 bin lira civarına indi. 500 bin liralık bir otomobil eğer %80'den 70'lik dilime inmişse oradaki indirim de %5.6. Ama burada altını çizmek istediğim nokta her model, her marka bundan yararlanamıyor. Daha çok Türkiye'de üretilen fiyatı 595 bin TL'nin altındaki otomobiller bu indirimden yararlanıyor. Ama şöyle de bir şey var. Sadece Kasım ayında otomobillere %10'un üzerinde bir zam geldi. Bu kurun artışından, global zamların etkisiyle beraber bu güncelleme birazcık bu zammı aslında karşıladı diyebiliriz. Önümüzdeki ay sonuçta yeniden bir güncelleme ihtiyacı yeniden doğacaktır. Böyle bir aslında çarpık bir sistem bu. Evet, sizce bu otomobil piyasasını hareketlendirecek mi bu indirim? Ne düşünüyorsunuz acaba güncelleme? Çok hareketlendirmez yani daha fare mi doğuracak diye ben geçtiğimiz ay bu açıklama işte matbaalar güncellenecek dediğinde söylemiştim. Biraz daha fare doğurdu çünkü çok az sayıda Türkiye'de üretilen birkaç modelle aslında bu indirim sınırlı. İthal modellerin de bazılarında sadece baz donanım yani aslında açıkça söylemek gerekirse Türkiye'de çok gelmeyen manuel şanzımanlı baz donanımlar bundan yararlanıyor gözüküyor. Dolayısıyla böyle sektöre büyük bir etkisi yok. Türkiye'deki otomobillerin artık fiyatları 500 bin, 600 bin liranın üzerinde olduğu için zaten 600 bin lira ve üzerindeki otomobillerin hiçbiri bu indirimden yararlanamıyor. Evet, az önce çarpık bir sistem dediniz ama örneğin Ocak ayında da bu otomobillere zam gelmeyecek mi? Bu indirim, bu güncelleme yeniden edilecek evet. mi? Ne düşünüyorsunuz? İşte onu söylemek istiyorum. Yani bu bir ÖTV indirimi değil. ÖTV oranları aynı kalıyor. ÖTV oranları hep artıyor. Bu masraflar, ÖTV'nin içindeki dirimlerdeki güncelleme. Dediğiniz çok doğru. Kurlar otomobil fiyatları arttıkça bu güncelleme güncelliğini yitiriyor. Dolayısıyla biz Aralık ayında da Ocak ayında da bu yapılan indirimlerin geri alındığını çok net göreceğiz. Dolayısıyla her iki ayda bir, her üç ayda bir güncelleme ihtiyacı var. Çünkü kurlar durmuyor. Yani Ekim ayında otomotiv sektörü Euro endeksi Ekim ayından bugüne kurlarda %5'in üzerinde bir artış oldu. Dolayısıyla bu otomobil fiyatlarına yansıyor. Ve bu yapılan güncelleme de önümüzdeki dönemde dediğim gibi tekrar gözden geçirilmesi gerekecek. Evet, siz otomobil piyasasını çok yakından takip ediyorsunuz Emre Bey. Özellikle önümüzdeki 6 ay 2023 içerisinde büyük bir hareketlenme, piyasanın hareketleneceğini düşünüyor musunuz? Fiyatlarda bir indirim, bir düzenleme bekliyor musunuz? Tüm markalar, tüm süreçler, piyasa için söylüyorum bunu. Yani çok büyük bir hareket beklemiyorum çünkü otomobil üzerindeki vergi yükü çok fazla. En ucuz otomobilin üzerinde bugün %112 vergi var. Yani ÖTV artı KDV. Dolayısıyla böyle matrak güncellemesiyle sadece günü biraz kurtarabiliyoruz. Belki böyle kısa bir nefes alabiliyoruz ama otomotiv sektörünün kalıcı vergi indirimlerine, vergi reformuna ihtiyacı var. Aksi takdirde yani en düşük otomobilde %112, en pahalı otomobillerde vergi oranları 277. Yani dolayısıyla bir tane biz kendimize aldığımız zaman 3 tane devlete ödüyoruz. Bunun dünya normlarına gelmesi lazım. Aksi takdirde otomobil fiyatları böyle devam ederse önümüzdeki 4 yıl 1 milyonun altında otomobil kalmayacak Türkiye'de. Sayın Emre Özbey, çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum, yayınlar diliyorum. Abi %277 zam vergi nedir ya? Yani düşünsene bir araba alıyorsun, bir tane Diyanet İşleri Başkanı'na hediye ediyorsun, bir tane Tarım Orman Bakanı'ndaki müsteşara hediye ediyorsun, müsteşarlığın kadrosuna, bir tane de İçişleri Bakanlığı'na veriyorsun. 4 tane araba alıyorsun, birini sen kullanıyorsun. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bu nedir valla? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey ben ne gördüm, ne duydum. Yani benim aklım almıyor. Zaten sizin de aklınız almıyor ki araba fiyatlarının düşeceğine inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyenler %16, inanmıyoruz diyenler %84. Turnusol şeyinde, efektinde bugün böyle bir durum yani. Hani vay anasına sayın seyirciler ya. Yani.